Plaj Hopping ismini verdiğim turumuza şu anda başladık. Burası Porto Canto koyu. Deniz çok güzel, tertemiz. Hatta bakalım su nasılmış, gel deneyelim. Evet, su buz gibi. Hem kendi giriş ücretsiz hem araba otoparkı ücretsiz. İşte bu olayı seviyorum plajlardaki. Keşke bizde de böyle olsun. Dikkat et, kolunu kaptırma. Yedi valla. Yer tabi. Ne diye çağırdı bu? Pisi pisi. Bak teşekkür etti. Gülü gülü. Gel. Yan yan bakıyor. Gel. Evet, Koy Hopping adını verdiğim projemiz devam ediyor. Şimdi Sardinya Adası'nın kuzey kıyılarında bir yerlerdeyiz. Nerelerdeyiz? Castel Sardo isimli bir yer var. Oraya yakın koylardan bir tanesini kendi kendimize böyle daldık, keşfettik. Burası biraz daha böyle taşlık, kumluk, karışık bir yer. Ama bu da ücretsiz arkadaşlar. Hepsinin ücretsiz olması. Böyle istediğiniz gibi girip çıkıp, o yüzden hopping dediğim şeyi yapabiliyorsunuz. Girip yarım saat yüzüp çıkıp yolunuza devam edebilirsiniz. Bu koyda öyle şirin yerlerden biri ama biz biraz daha rüzgarsız bir tane bulacağız ve sezonun açılışını orada yapacağım. Evet, bir başka güzel koydayız. Portisio. Bu bölgenin adı. Bu koyda da deniz. Öyle. Hello. Hello, hi. Yeah. Make me. Yeah, YouTube. You will see it on YouTube. Arkadaşlar, her yerde olduğu gibi burası da ücretsizdi. Henüz girişte böyle yasak hemşerim diyen ya da ücret almaya çalışan hiçbir koy görmedik, rastlamadık. Sadece şu arkadaki şezlongları, şemsiyeleri böyle tanesi 5 euro gibi bir fiyatta isterseniz kiralayabiliyorsunuz. İstemezseniz şöyle herkesin yaptığı gibi kendi havlunuzla, şemsiyenizle istediğiniz gibi gelip plaja yayılabiliyorsunuz. En bayıldığım şey. Böylece gün içinde istediğiniz kadar plaja gidin. Buradaki imkanları kullanmadığınız sürece hiçbir şey ödemenize gerek kalmıyor. Bugün karadan esiyoruz geldiğimize doğru. O yüzden çok güzel dalgasız duruyoruz. Siz de birazcık manzarayı da şöyle başlayalım. Dalgasız. Yeni plajımız Tortuga. Ama şöyle bir durum var ki burası birazcık fazla kalabalık. Fazla şezlong, şemsiye, çocuk, aile vesaire fazla dolmuş. O yüzden bir sonraki durağımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar, günün son plajındayız. Ama en çok sevdiğim sanırım burası oldu. Çünkü Tayland'daki Silver Beach hatırlatıyor bana. Capriccioli. Ya da Capriccioli. Nasıl okunuyor acaba? Bilmiyorum. Bana mı soruyorsun? Evet. Bilmiyorum. Capriccioli. Capriccioli daha İtalyancı duruyor. Hatta Capriccioli. Bence şöyle gösterelim. Bir de şöyle gösterelim. Çünkü böyle sağlı sollu kayalıklarla bölünmüş minik havuzlar olan güzel plaj. Birazdan da gün batımı başlayacak. Kayalıklarda fotoğraf çekilmek için çok güzel. Fotoğraflarımı da koyayım mı? Size? Koy tabii ki. Koyayım birkaç tane. Şöyle tek bir tek. Koydum. İki koydum. Üçte şuraya koyalım. Şimdi burayla ilgili sizinle paylaşmak istediğim bir durum var. Avrupa'da birçok sahilde görebileceğimiz bir durum bu. Hemen şurada gayet güzel, lüks bir beach club var. Ama bu sahile erişim tamamen ücretsiz. Buraya gelip kendi eşyalarınızı getirip istediğiniz gibi vakit geçirebiliyorsunuz. Beach club'a girmek istiyorsanız ayrıca orayı tesisi ayrı ücrete tabii ki kullanabiliyorsunuz. Ama burada bir beach club olması hiçbir şekilde bu sahili etkilemiyor. Bütün halkın burayı kullanması, turistlerin burayı kullanması etkilemiyor. Türkiye'de ne yazık ki hiç göremediğimiz bir durum. Türkiye'de böyle bir plaj olduğunda direkt orayı zaten beach kapatıyor ve hiçbir şekilde halk buraya erişemiyor. İstiyoruz ki ülkemizdeki güzel denizlerden hem kendi vatandaşlarımız hem de gelen turistler özgürce buradaki gibi yararlanabilsin. Wow. Burası Porto Cervo. Sardinya Adası'nın kuzeyinde
önemli böyle ünlü olan yerlerden bir tanesi. Şimdi neyle ünlü olduğunu gelince anladım. Çünkü sanıyorum burası böyle özel yatların falan yanaştığı, işte böyle teknelerin geldiği bir yer. Şu an huzurdan yıkılıyor diyeceğimiz yerlerden bir tanesi. Aşırı sakin. Ha, biz buraya akşam yemeği yemeye geldik sözde ama böyle bir restoranlar, hani bir kordon gibi bir yeri yok. Daha çok böyle kocaman bir koy düşünün. Otel, minik minik oteller, resortlerle böyle kapatılmış bir özel alan gibi diyeyim ben size. Ama yürüyüş yolu var böyle sahilde, güzel teknelerin yanından. En azından akşamüstü yürüyüş için iyi oldu. Yemek yemek için başka bir yer bulacağız.